burada hani GP falan da tercih edilebilir aslında. GP de güzel pick. Yani. Daha da güvenli bir taraftan da baktığımız zaman aslında GP. Ki ama genelde yasaklanmadan kolay kolay gelmez Gangplank buralara. Evet. Gelirse de seçilir. Evet, Fiora Camille eşleşmesi tabii. Aslında yani iyi Fiora'ların çok büyük fark yaratabildiği bir birazcık skill matchup diyelim. Camille oyuncuları da buna reaksiyon gösterebilecek seviyede oluyor, evet, genelde en üst seviyede. Burası bu şey değil. Yani ben çok daha ciddi kontrol olarak hep kafamda şey yapıyordum. Oyunculardan pro oyuncular ama üst koridordaki oyuncular bunun birazcık daha 55'e 45 bir skill matchup olduğunu falan söyler hep. Bir de ama, onun bir kısmını havada geçiriyorsun ya, o az hissettiriyor. Ama şu var, yani kağıt üzerine baktığımızda iyi bir tercih. Bu arada Leona Alistar'ı yakalamayı başardı. Anzi hemen sıçrasına başvuracak. Brokoli de yetişti buraya. Anzi'nin başı dertte. Skoru büyük bir ihtimalle alacaklar. Leona'dan kalkan darbesi de gelince. Yani arındır gitti bir tane. Onun dışında hala iyi durumda. Bunu söyleyelim. Brokoli de yetişti bu 2-2'ye. YZN rakibini güzel yemlemiş. Hani Ejder'de de vardı ya, acaba Ejder'in arkasında vesaire oralara gelip görüş mü almaya çalışıyordu diye bir düşüncesi dolmuş olabilir burada YZN'in. Onun dışında ittirmesiz mantıklıydı zaten. Evet, Azgname için kötü bir dönüş. Yani fırsatınız varsa asla araba minyonu olmadan, araba minyonu olmayan bir dalgadan önce dönmek istemezsiniz. Onu ayarlamanız gerekiyor. İkinci barikatı istiyorlar. Anzi kulesinin altında yerden bitmeden güzel uzaklaştı. Yani girecekler mi, girmeyecekler mi bakalım. O yan tarafta Brokoli'yi yakalayacaklar. Brokoli ama klona isabet ediyor Mert'in burada hamlesi. Yine de önemli değil. Brokoli'yi düşürmeyi başaracaklar. İkinci Ejder biraz geç Ejder ama yine de burada ikinci Ejder'i alacak Galacticos. Tabii şu var. Fiora'nın geri döndüğünü biliyorlar. Buraya yürüyeceğini biliyorlar. Acaba Samira, Diata Talia'nın ultisi, Zek sayı kapılara vurmaya çalışırken vuramadı son vuruşu. Orada bakalım. Oo, bu arada karşı hamle gelemedi burada. Ulti kullanıyor karşı hamlesini ama yeterli değil. Mertel skoru alacak burada. İşte yani bekledi Fiora. Kancı atışına reaksiyon gösteremedi Zek. O sersemletmeye kullanabilse karşı hamleyi, rakibini sersemletip belki de 1v2'de skor kovalayacaktı. Burada bu Kong'u almayı başarıyor Alamet'i. Alamet'in gözünü de aldı. Havaya da savuruyor rakiplerini. Arka tarafta yalnız Azgname yetişmiş buraya. YZN'i de kapatmak üzere. Güzel bir ulti geliyor Hypnos'tan. Shavikatemi sıçrayarak uzaklaşmak zorunda. Azgname yerden bir sıçra daha bulmayı başardı ve Shavikatemi'yi düşürecek. Five Runin önce üst koridoru devirdi. Sonra Alamet'i kaybetmesine rağmen takım savaşı kazandı. Bakalım. Buradan kaçış var mı? Anzi geldi. Bu her şeyi değiştirir. Anzi geldi. Koruyabilecek mi? Şimdi korumayı başardı. Takım arkadaşını burada. Kule altını yaparken birazcık gecikler. LVS içeri giriyor. Ultisini kullandı LVS. Brokoli'nin üzerinde ama yeterli değil hasarı. Fiora'nın ultisi de patladı. LVS orada şeye gitti. Brokoli'ye gitti. Üçüncü ejder. Şöyle bakıyorum. Yukarıda LVS. Aslında ışınlanı var ama ultisi olmadığı için bunu da bırakacaklar ve üçüncü ejder burada. Bakalım Galacticos bunun nasıl bir oyun sergileyecek. Aslında bu ejderi bırakıp Baron'a da gidebilirlerdi belki, bence. Etrafında güzel bir oyun sergileyebilirdi. Bu arada Anzi onu faketi kullandı. Mertel ve Anzi arka tarafta. Leon ultisi birazcık boşa gitti diyebiliriz. Mertel yan girdi. Tarafta YZN'yi yakalayan bir Mertel var ama Mertel kaçmak zorunda. Anzi çok iyi girdi. Anzi'yi savurdu. LVS yan tarafta. Zek şimdi içeri girmeye çalışıyor ama arada hasarı bir türlü bulamadı. Hiçbir şey kullanamadan düştü Fiora burada. Oynamaya devam edecek. Hypnos Brokoli'nin üzerine sıçrıyor. Neramit'in içeride herkesin arasında. Yeterli hasar çıkmadı bir türlü ama Brokoli dümdüz etti orayı. Azgname'le yan tarafta kapışmaya devam ediyor. Firefly'nin iyi başladığı ama iyi bitiremediği bir takım savaşı düşmedi oldu bu. Yapabileceği çok fazla bence bir şey yoktu ama denedi tabii ki de. Şimdi Ejder hala hayatta. Onu tekrar hatırlatalım. Ters tarafta kaldı. Baloncuk isabet etmeyecek. Ultisi var. Ultisi geldi. Kimin? Leona'nın? Evet. Şimdi ne oldu orada? Geri çıkmış. İçeri girecekler. Elinden Poppy bir türlü ultisini çıkaramadı. Herkesin arasında Brokoli vurmaya devam ediyor. LVS uzaklaşmayı başarmış gibi görünüyor ama hayır. Zizek rakibini düşürüp kendi ultisini de tetikleyecek. Neram'in de Shavikatemi tetikliyor. Shavikatemi Hypnos'u yakaladı ve kaçmak durumunda artık Five Run oyuncuları. Yerden bitmede çok güzel isabet ediyor. Ve az önce ucu ucuna bir takım savaşı kazanmıştı Galacticos. Şimdi çok daha net bir şekilde kazanıyorlar o savaşı. Yani YZN de burada son dokunuşu yaptı. Onun dışında yani takım savaşının arasına LVS girdiği gibi direkt bütün takım onun üstüne odaklanıyor. Burada da Mertel. Nexus'çası var. Yok, pardon. Bekleme süresinde. Her iki desteğinde şöyle bir görüş skoruna bakıyorum. Biri 80, biri 85'te. Birbirine yakın. Burada itibariyle gayet yüksek rakamlar. Güzel bir örgü duvar geldi. Örgü duvar. Baron'a gidişi
zorlaştırmak adına geliyor. Mert'in ultisi ıskalayacak. Mert'er yine ilk Mert'er çaldı. Ve Mert'er çaldı. Çalmayı başardı. Peki bu takım savaşını kazanabilecekler mi? Nerem'in arka tarafta dürtmeye çalışıyorlar ama yeterli değil. Nerem'in ultisini aktifleştirdi ama Nerem'in yine de düşürmeyi başardılar. Hipnoz Şavik Atami'nin üzerinde. Şavik Atami'yi düşürüyorlar. Hipnoz ve LVS ikilisi Zizek ve Brokoli ile mücadele ediyor. 3'e 3 bir takım savaşı ama Baron'u çalmayı başaran taraf Firefren'in oluyor burada. Harita kontrolünü kaybetmesi Kadim'e giderken ki yolda Firefren'in birazcık nefes alması anlamına geliyor olabilir. Şavik Atami'yi güzel uzaklaştırdı. Yan taraftan iyi bir örgü duvar. Arka tarafa isabet ediyor ama sadece Anzi'ye hasar veriyorlar şu ana kadar. Mert'er de öbür tarafta oylamaya devam ediyor rakiplerin ama burada Anzi'yi desteğini kaybedecek. Firefren. Yakalandı Mert'er totemi. Mert'er'in ölmesi lazım. Mert'er'in şu anda koştura koştura rakiplerin arasına girip ölmesi lazım. Bu arada bir Zonya sesi duyuyorum ben. Sen de duyuyor musun? Desteklerde ulti yok. Diğer taraftan şöyle bakıyorum. Mert'e de ulti yok. O direkt Zizek'i göndermiş. Zizek'in ışınlanıyor yok. Firefren'in hani başladı. Firefren'in kumarı oynamak istiyor. YZN örgü duvarla güzel kapattı. Brokoli ön tarafları çok güzel dürtüyor şu anda. Azgame'in canı oldukça az. Hipnoz Nerem'in yok ediyor orayı. Nerem'in paramparça etti. Desteği düşürmeyi başardı. Ve Firefren'in yaklaştı belki ama kaybedecekler bu takım savaşını. Kadim Ejderha'yı da rakiplerine bırakacaklar. Kolay bir baron. 4000. Baron alacak. Ne 5500'e falan çıkacak herhalde. Tabii bu kuşatmayı da hızlandıracak. Bakalım Şavik Atami yandan başlar ve güzel bir örgü duvar geldi şimdi kuleyi almak için. Örgü duvar evet kulenin rahatlıkla alınmasını sağlayacak. Wukong'un yoluna gitti. Poppy ultisi. Aynı anda birden fazla koridoru açmak istiyorlar. Gayet mantıklı bir hamle. Ve içeri girmeyi düşünen bir Şavik Atami vardı. Sağlam duruşla birlikte rakibini hemen püskürttü burada. Yalnız arka tarafa gidip Anzi Nerem'in üzerine gitmek istiyor ama Anzi burada tek başına kaldı. Onu takip eden hiçbir takım arkadaşı yok yanında. Nevesleri içeri girmeye çalışıyor. O da Nerem'in hasarına yem olacak. Şimdi Wukong arka tarafa girdi. Ve Nexus kulelerinin arkasında Galacticos birer birer Firefall oyuncularını düşürüyor. Ve Galacticos bu savaşla birlikte 36. dakikada 7. galibiyetini elde edecek. Yani yine Firefren'in oyunu aslında bir noktada işte takım savaşıyla beraber güzel bir nokta getirdi ama